Üretmek zevkli bir iş, zahmetli bir iş, zor bir iş. Ama sonuçta ürettiğini görünce insanlar mutlu oluyor, zevk alıyorsun. Memleketimiz için üretmeye devam edeceğiz. İnsanlık için üretmeye devam edeceğiz. İnşallah sonu hayır olur diyeceğiz. Yani normalde 8 ton yakın bir dekara verim alırken şu anda 6 tondayız. Onun için de bir verim kaybımız var. Şimdi oranlarsak aşağı yukarı %20 bir kaybımız var. Verim açısından. O da biz onu şeye bağlıyoruz. Kurak yağmurların yağmayışından. Her ne kadar biz suluyorsak da illaki Allah'ın rahmetini istiyor bitki. Pancarın olduğunu önce zaman 180 günün geçmesi lazım. Artı bitkinin görüntü olarak da yapraklarına baktığın zaman sararma başladığı zaman olgunlaştığını görürsün. Nisan 15'inde ektik. Bu sene yılın kurak gitmesi sebebiyle pancar biraz zahmetli oldu, maliyetli oldu. Çıkarmasında sonraki dönemlerde yağmur yağmadığından dolayı su maliyetleri yüksek oldu. Sulayarak çıkardık pancarı. Bu sene de verim olarak her yıl olduğu gibi değil. Kuraklığın verdiği bir sebep var. Ortalama dekara alınan bütün diğer çiftçi arkadaşlarımla bilgi edindiğimize göre 6 ton dekara. Yani Konya dönümüyle 15 ton, 16 ton civarı. Devletimiz fiyatı açıkladı. Çiftçi memnun ama bu fiyatın karşılığındaki maliyetlerimizin yükselmesi pandemiden dolayı bazen bir sıkıntılar yaşıyoruz. Fakat bu pandemi döneminde biz çiftçiler olarak üretmeye devam ediyoruz. Özellikle gençlerimiz için, hani büyüklerimiz bunu bilirler. Toprağın hazırlanışı çok önemli. Gübrelemesi çok önemli. Bir de zamanla çapası çok önemli. Şimdi pancara başladığın zaman her sulama zamanlarını iyi ayarlamak lazım. Şimdi çok su da iyi değil. Ama zamanla olan su her üründe olduğu gibi pancarda da verimin artmasına sebep olur. Artı gübreleme, gübre zamanlarını iyi ayarlaması lazım. Bir de söküm zamanı, yani bu 6 ay dediğimiz dönemden önce sökmemeleri, yani özellikle pancarın polar oluşumunda çok etkin bir şey. Bir de erken söküm yapmamaları. Konya'nın en büyük pancar üreticilerinden de ilçelerinden de bir tanesi Karatay. Karatay'da da yoğun bir şekilde pancar üretimi yapılıyor. Bu sene kuraklıktan dolayı verimler biraz düştü, üretim biraz düştü ama geçmiş yıllarda çok büyük bir şekilde pancar üretiliyordu. Pancar üretimindeki çiftçilerin esas ana sebeplerinden biri de şu, Pankopirli Konya Şeker pancar üreticilerinin işte girdilerini karşılıyordu. Yani gübresidir, mazotudur, işte bakım parasıdır, vesairedir, nakliyesidir. Bunlar karşılıyordu. Çiftçi için cazipti pancar. Cazip olmaya da devam ediyor. Kuraklık çok etkiliyor. BSK, BSA kanallarından gelen sular bu sene gelmedi. Tamamıyla yer altı sularına yöneldiler. Eskiden 50 metreden su alanlar şimdi 100 metreye, 80 metreye metrajlar da değişti. Metrajlar değiştikçe de elektrik sarfiyatı, yani çiftçiye bir yük getiriyor bunlar. Bu yük geldikçe de çiftçinin bu karından zarar etmeye, maliyetinin yükselmeye başlıyor. Onun için de biz destek istiyoruz veya enerjide, gübrede sübvanse istiyoruz. Yani bizim de maliyetlerimiz düşmesi lazım. Bizim de pancardan para kazanmamız lazım ki emek çekelim, ekelim, bu ülkenin üretimine sunalım.